Bu arada arkadaşlar size kendi hayatımdan da çok acıklı bir olay söyleyeceğim. Pardon gözyaşlarımı tutamıyorum. Maalesef maalesef dün gece alkollü bir sürücü bana çarptı ve maalesef hayatımı kaybettim. Şu anda hayalet olarak sizinle konuşuyorum. Kendimi gerçekten özleyeceğim. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Üzülmeyin. Eğer beni seviyorsanız 1 milyon üyeye ulaşabilirsek size bir kıyak yapacağım. Çünkü bir cadı tahtası aldım, bir Ouija board aldım. Ve gece 3'te bir seans yaparak kendi kendimi dirilteceğim. Evet benim geri gelmemi, dirilmemi istiyorsanız eğer 1 milyon takipçiye ulaştırın beni. Pardon ağlıyordum değil mi? <laughs> Hı, player? Evet. Sizi kandırdım arkadaşlar. Size yalan söylemeye dayanamadım. Aslında ölmemiştim. İnandınız kliklediniz değil mi? Siz bu yalanın yalan olduğunu anlayana kadar ben çoktan 1 milyon takipçiye ulaştım bile. Şu an Bahamalardan sesleniyorum. Takipçilerimi böyle arka arkaya koydum. Oradan yol yaptım. O yolla Bahamalara gittim. Evet. Neyden bahsettiğimi büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. YouTube'un yeni ızdırabından bahsediyorum. Belki merak ediyorsunuzdur. Büyük ihtimalle merak ediyorsunuzdur. YouTube'un şu anda geldiği en alt nokta neresi? Çünkü sürekli söylüyoruz. En alt noktaya geldi, en alt noktaya geldi falan diye. Evet, YouTube kendini yine açtı altın da altına, aşağılığın da aşağılığına gelmeyi başardı. Jay Station isimli bir YouTuber. Belki daha önceki vukuatlarından bahsetmişizdir. Bu arkadaş 5,5 milyon civarı takipçiye sahip birisi. 5,5 milyon civarı takipçi. Bu 5,5 milyon takipçiyi nasıl elde etti, nasıl videolarla? Tamamen yalan videolar çekerek, tamamen yalan videolar çekerek. Tamam bazılarına dersiniz ki troll video. Troll değil o. Çoluk çocuğu kandırma amaçlı ama hadi dersiniz troll video. Mesela Deep Web'den köle aldık. Deep Web'e giriyor köle alıyor ondan sonra köle geliyor böyle. Köleye kölelik yaptırıyor sonra. Bunlara dersiniz ki troll video. Hadi gece 3'te calı tahtasıyla ölülerle iletişime geçtik. Ölülerle konuştuk. Hadi buna da dersiniz troll video. Ama adamın o zaman yaptığı neler yapıyordu biliyor musunuz? Mesela bir YouTuber ölüyor ya da sevilen ünlü birisi ölüyor öldüğünün ertesi günü çünkü o zaman gündem oluyor ya birinin ölmesi. Öldüğünün ertesi günü o kişiyle gece 3'te cadı tahtasıyla iletişime geçiyoruz şeklinde video yapıyor. Bunları dalga geçiyor olarak bile yapsa, yani bariz bir şekilde dalga geçiyor olarak bile yapsa yine aşağılık bir hareket. Çünkü o isimden faydalanarak, başkasının acısından faydalanarak klik kazanıyor. Akbaba gibi yani. Ancak bunları bir de ciddi ciddi yapıyor. O yüzden bayağı bir insan sinirlenmişti düşünsenize. Sevdiğiniz birisi ölüyor. Çok sevdiğiniz, yakından takip ettiğiniz birisi ölüyor. O öldükten sonra bu akbabalar çıkıyor. Bizde de vardı bunun versiyonları ama bizde en azından gizli insanlar. Bu insanların kim olduğu belli değildi yani. Biliyorsunuz Cem Korkmaz öldü. Ertesi gün hemen Cem Korkmaz intihar görüntüler diye clickbait videolar yüklediler. Ama en azından onlar gizli insanlar. Henüz şey noktasına gelmedik. Bir adamın böyle 5 milyon takipçili bir adamın kanalı bu kanalda eleman diyecek ki Cem Korkmaz'la şu an iletişime giriyoruz. Büyük ihtimalle başı hukuki olarak derde girer. Peki girmesin mi? Bence girsin. Bu tür akbabalık yapan insanlara her şey girsin. Peki bu adamın son vukuatı ne? Jay Station'ın son vukuatı ne? Bunları görün ki arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya Türkiye'de filanca kişi oğlanları öpüştürmüş, ceza almış. Hani insanlar özgür bırakılmalı istediklerini yapmalı diyorsunuz ya. İnsanlar özgür bırakıldıkça bu doz artmaya devam edecek ve bu dozun sınırı yok. Ben bunun sınırı olmadığını yani insanların aşağılıklığının sınırının olmadığını gördüm. Bu bir zorunluluk çünkü sen bu hareketi yapıyorsun insanlar tepki gösteriyor sana herhangi bir hareket. İnsanlar tepki gösteriyor ama ondan sonra aynı şeyi yaparsan hadi 2, 3, 4 bir noktadan sonra alışıyorlar. Bir noktadan sonra tepki çekmemeye başlıyorsun. O zaman bir tık daha arttırman lazım tepkiyi. Jay Station arkadaşımız ne yapmış? Kız arkadaşının sarhoş biri tarafından arabayla çarpılarak öldürüldüğünü söylüyor. Çok kısa bir süre içinde bütün polis raporlarını vesaire insanlara alaştırıyor diğer youtuberlar. Ve bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor. Diyorlar ki bu dal yarak mutlaka yakında cadı tahtasıyla gece 3'te kız arkadaşımla iletişim kurdum videosu çekecek. Ve tabii ki tahminler doğru çıkıyor. Aynen onu yapıyor herif. Çok büyük ihtimalle de ruhunu çağırdım bilmem ne yaptım kız arkadaşım geri geldi diyecek. Şunu düşünün arkadaşlar gerçekten birisini kaybeden gerçekten sevdiği bir yakınını kaybeden bir insanın bu videoyu seyrettiğini düşünün. Arkaya böyle üzüntülü müzik koymuş. Neler yapmış biliyor musunuz bir de herif üşenmemiş ya. Gitmiş böyle ikinci videosunda bir yol var yol kenarı kar karların üstüne hani ölen birisine şey yaparlar ya anmak için bir köşe hazırlarlar. Fotoğraflar, mumlar, oyuncak ayısı, Öyle bir şey yapmış. Orada işte ağlıyor. Yani ölmeyen biri için shrine hazırlamış, anıt hazırlamış. Gerçekten ölen tanıdığı olan birini düşünebiliyor musunuz? Ben bu herifle dalga geçmek için videonun başlığını ben de öyle yapacaktım. İşte kız arkadaşım öldü ama bunun yani böyle bir herifle dalga geçmek amacıyla bile böyle bir clickbait videosu yapılmayacağını düşündüm. O yüzden dedim ki araba bana çarptı, ben öldüm. Evet belki insanlar affederdi beni öyle bir şey deseydim. Öyle bir şekilde başlasaydım yani. Clickbait videosuna. Ama bunu bile yap, yapamadım yani açıkçası. Çünkü o videonun başlığını görüp insanlar neler düşünür? 30 saniyeliğine bile insanlara böyle bir şeyi yaşatmaya hakkım yok diye düşündüm. Neden? Çünkü benim seyircime saygım var. Benim karşımda insan var. Benim karşımda sığılacak inek yok. Bitmedi. Bu çok büyük bir olay. Ve YouTube bunun önlemini almazsa bu Türkiye'ye de gelecek. Hani belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya bizimle ne alakası var? Çünkü bunun önlemi alınamazsa bu da gelecek Türkiye'ye. Türkiye'de böyle aşağılık insanlar yok mu sanıyorsunuz? Her ülkede var. Son olarak herif ne diyor? Bizim diyor o kızla birlikte açtığımız bir kanalımız vardı. Onun diyor en büyük isteği 1 milyon üyeye ulaşmaktı diyor. Lütfen diyor odun ölmeden önceki son isteğini yerine getirin. Evet böyle bir insan var. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. İnsana ciddi ciddi inanabiliyor mu? Yorum kısmında birçok kişi ya bunlar bot hesap ya parayla satın alınmış hesap ya işte sahte üretilmiş hesap ya da bunu takip eden geri zekalı çocuklar. Herkes tabi bu durumda C-Station'a küfür etmiş. Baya bir gündem oldu ve birçok insan bu kanal neden banlanmıyor diye soruyor. Çünkü yaptığı her şeyle, her noktasıyla, her hareketiyle banlanması gereken YouTube'un o kurallarımıza uymadığınız için sizin kanalınızı kapatıyoruz dediği kanallardan bir tanesi. Herkes bu adama saydırıyor, herkes bu adama saydırırken YouTube elini oluşturarak bir taraftan kikir diyerek seyrediyor. Bence kapatmayacak. Neden? Her şeyi biliyor, her şeyin farkında ama para geliyor, klik geliyor. Her şeyin farkında derken neyi kastediyorum? Birincisi spam dolandırıcılık, yanıltıcı videolar çekmek yasak. Bu uğurda birçok kişinin kanalı kapandı, birçok kişinin videoları kaldırıldı. Daha da önemlisi, çok daha önemlisi hatta COPPA diye bir yasa yürürlüğe girdi çocukları korumak için sanırım Amerika'da. O yüzden sürekli her videoda sorup duruyorlar. Bu video çocuklar için mi? Hayır diyorsun. Direkt ayarlardan kanaldaki hiçbir video çocuklar için değil'i işaretliyorsun. Gene sormaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı yine yanlış yere birçok kişinin kanalı kapatıldı. Peki arada ne fark oluyor? Bu video çocuklar için dediğin zaman reklamlarla kısıtlama oluyor. Çünkü çocuklara yönelik reklam yapmak çok etik değil. Ne kadar yasal bilmiyorum ama çocuklar reklamla gerçeğin arasındaki farkı bilmedikleri için ve yine çocuklara yönelik kanallarda ürün satışı yapılamıyor. Çünkü çoğu kanalın merchandise bağlantıları var ya, tişört, bardak vesaire. Çocuklara yönelik kanallarda bu yapılamıyor. İşte bu adam ve bunun gibiler bu satışların yapılabilmesi için kanallarının çocuklara yönelik olmadığını belirtiyorlar bir. Ama o kadar bariz bir şekilde çocuklara yönelik ki kanal. Köpeğim öldü, gece 3'te ruhuyla konuştuk. Kim inanır buna? Hangi gerizekalı inanır? Çocuklar salaktır. Hepimiz çocukken hepimiz salaktık. Biz de nelerle kandırdılar. Neyse ki YouTube yokmuş o zaman. Ergenler ayrı bir şekilde salaktır. Ergenken biz de salaktık. Biraz daha büyüyünce farklı bir şekilde salak oluyorsun. Bu bir gerçek. Bunlara da sadece çoluk çocuk bebek takımı inanır. Bariz bir şekilde çocuklara hitap eden bu kanal bunları yapabiliyor. Yakın zamanda çok sevdiğim bir kanal kapatıldı. Horrible Reviews diye. Belki anlatmışımdır size. Neden? Bahsettiği filmler ekstrem diye başka hiçbir şeyden değil. Copyright'tan falan değil. Ekstrem filmlerden bahsediyor. Sahne de koyuyor tabi. Bu yaş sınırı getirilmesine rağmen yaş sınırı da var ama buna rağmen uygunsuz olduğu için kanal komple kapatıldı. Bu durumda bu Jay Station durumunda YouTube'un bu kadar aşağılık bir hale gelmesinde kim suçlu sizce? Adamın kendisi mi suçlu yoksa YouTube mu? Tabii ki Jay Station gibi adamlar olacak. Adamın çekim olmayan yerlerde de bazı ham görüntüleri ele geçirmişler. Belki eski çalışanları yüklemiştir ifşalamak için. Adam tam bir sosyopat. Sağa sola küfreden ama videonun karşısında çocuklarla konuşur gibi konuşan tam bir sosyopat. Ve sizin YouTube'un yıldızı bu mu yani? YouTube'da bir sürü gerçekten güzel içerik üreten her konuda filmcilik konusunda, yazarlık konusunda, bilim konusunda sevdiğim, takip ettiğim çok fazla kanal var. Öğrendiğim çok fazla kanal var. Takdir ettiğim çok fazla kanal var. Ama senin trending'e koyduğun, senin ünlü yaptığın, senin süperstar yaptığın herifler bunlar. Valla kimse çıkıp da şey demesin. Benim patronum çok iğrenç bir adam. İşte götümü elliyor. Bitch please. Benim patronum YouTube. Gerçekten her ne kadar çok sevdiğim insanlar olsa da YouTube'un içinde böyle bir zihniyete bağlı olarak çalışmaktan utanıyorum. Utanç duyuyorum. YouTube'un bu zihniyetine bağlı olarak bu adamların el üstüne tutulduğu bir platformda video yükleyen birisi olmaya utanıyorum. Umuyorum günün birinde maddi özgürlüğümü kazanırım. Ya da belki YouTube bu lafımdan tetiklenir beni kovar bilemiyorum. Ama ben utanıyorum. Para için her şeyi yapan, klik için her türlü insana izin veren. Ama işine gelmeyince biz aileye çok önem veririz, çocuklara çok önem veririz diye zırvalayan, yalan söyleyen. O yanlarda çıkan yoga challenge videolarını unuttuk mı Skandal olana kadar, ifşalanana kadar o videolar duruyordu orada eğer hukuki olarak başınızı iş açılmasa büyük ihtimalle de durmaya devam edecekti. Daha önce de söylemiştim biz kötülerin yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef insanlıktan soğuduysanız, insanlıktan tiksindiyseniz haklısınız. Çünkü insanlar kötü olacak şekilde evrimleşiyor. Yalancı, düzenbaz, predatör olacak şekilde evrimleşiyor. J Station'den adam hiç umurumda değil. Neden? Bu herif gibi elini sallasan bin tane insana çarpar. Ona niye kızıyorsunuz ki? Düşünün. Böyle birçok insan yok mu? Vasıfsız, Herhangi bir şey yapamayacak durumda, tembel, herhangi bir ideali olmayan, işi para kazanmak olarak gören çok fazla insan yok, mu? çok fazla insan var. Şimdi bu adam tercih yapmak durumunda. Vasıfsız olduğu için çabuk yoldan para kazanmak istiyor bir de. Adamın iki seçeneği var. Ya sabah erkenden kalkacak, 8-9 saat çalışan pizza kuryesi olacak ya da pizzacıda çalışan garson olacak. Bir ton saat çalışacak, doğru düzgün para almayacak. Ya bu olacak ya da çoluğu çocuğu kandırıp çok daha az çalışarak çok daha fazla para kazanacak. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Türkiye'de zaten bunun daha light versiyonları şu anda bile var. Cinli köye gittik deyip. Çünkü neden? Herif herhangi bir vasfı yok. Herhangi bir vasfı olmadığı için eskisi gibi ansız satayım. Video yapmak da zor değil ki. Artık video editlemek, video üretmek çok kolay. Maalesef. 2006'daki gibi değil maalesef. O yüzden hiç bilmeyen insan da yapabiliyor artık. Adamın iki seçeneği var. Ya amcaoğlunun dükkanında telefonlara bakacak. 3 5 kuruş bir şey atacaklar önüne ya da cinli köye gittik arkadaşlar. Evet bize cinler saldırdı musallat oldu ve kendileriyle konuştuk. Diyorlar ki uygulamamızı indirirseniz kendilerini gösterirlermiş diye geri zekalı çocuklara hitap eden şarlatanlar olacaklar. Serbest piyasanın sonuçlarını aslında görebileceğiniz bir platform YouTube. Her zaman için yalan söyleyen yalancı kanallar dürüst doğruyu söyleyen kanallardan daha fazla sevdiriyor. Neden? Çünkü mal insan daha fazla. Dünya üzerinde mal insan daha fazla. O yüzden yalana inanan mal seyirciler de tabii ki daha fazla olacak. 2. Takip ettiğim birçok kanalın üye sayısı 1 milyonun altında. Birçoğu benden bile az. Ama gülmeme challenge videoları yine milyonlarca seyrediliyor. Bunlar artık hiçbir şey değil. Yani aslında arkadaşlar bu tek kişi değil ki. JayStation tek kişi değil. Zaten ortamda şey olduğu için rekabet olduğu için bu sivrilmek amacıyla bunu yapıyor. Yoksa bunun adını yazdığın zaman o kadar çok kanal çıkıyor ki. O kadar çok kanal çıkıyor. Deep Web'ten alanı aldık. Ondan sonra yok Dark Web'ten götümüzü... <laughs> Sakinim demek istiyorum ama değilim. Gece 3'te ananın ruhunu çağırdık. Sanırım Türkiye'ye şey geldi değil mi? Deep Web'ten bir şeyler aldık deyip sahte böyle bir kutu alıp o kutuyu açıp çoluğu çocuğu kandıran kanallar. Bunlar artık hiçbir şey değil. Göreceksiniz bakın bunda da rekabet artınca o söylediğim olay yaşanacak. Diyecek ki işte kız arkadaşım öldü, eşim öldü, annem babam öldü. Şu kadar üye olursa, şu kadar takipçi olursa ya da şu bak daha mantıklı. Takipçilerimin içinden 1 milyon takipçim var mesela 500 bin paralı üye olursa kız arkadaşımın ruhuyla bağlantı kuracağım ve onu geri getireceğim deyip harbiden de 500 bin geri zekalı bulur. Harbiden bulurlar. Bu herkesin suçu. Herkesin suçu. Teknolojinin gerisinde kalan anne babanın da suçu. Bilmiyor. Youtube'un ne olduğunu bilmiyor. Ağlamasın diye önüne koyuyor. Al seyret. Bitti. Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ben komşuya gideceğim. Ya da işte dizi seyredeceğim. Neden çocuğunla ilgilenmiyorsun? Aa komşu daha önemli. Komşuda dedikodu yapacağız. Al. Böyle tokatlarlar çocuğunu işte. Ondan sonra fatura götüne girince hiç ağlama. Aa nerelere üye olmuşsun lan sen? Fatura götüne girdiği zaman hiç ağlama. Hak ediyorsun çünkü bunu. Gerçekten sussun diye önüne telefon konan ya da dolaşmasın başka yere gitmesin otursun oturduğu yerde diye rahatsızlık vermesin diye önüne telefon konan çocukların üzerinden milyonlarca dolarlık bir sektör dönüyor. Farkındayım haklı sebepleriniz olabilir. Bir sürü haklı sebebimiz olabilir. İki kişi de çalışıyordur. Bir sürü haklı sebebimiz olabilir. Ya da evde çalışıyorsunuzdur ya da işten yorgun geldiniz. Eve geldiğiniz zaman çocuk sürekli bir şeyler sorup rahatsız ediyor. Farkındayım, biliyorum ama şunu da bilmeniz lazım. Bunun bir bedeli var. Yani bu çocuğun önüne telefon koyup çocuğu susturmanın bir bedeli var. Evet benim çocuğum olmayabilir ama YouTube'da video yapan birisi olduğum için beni direkt olarak etkiliyor. Neden biliyor musun? Şimdi gidecekler o cinli kanallara. 10 yaşındaki 9 yaşındaki çocuklar. Abi işte size şarlatan dedi. Siz sahtekarmışsınız. Gerçekten cin yokmuş. Abi dip webten cinayet bıçağı alırken aslında siz yalan söylüyormuşsunuz. Efe diye biri var. Size dil uzatıyor. Hakkında kısmında. 11 yaşında olabilirim ama hayatın çemberinden geçtim. Hı -hı hayatın çemberinden geçtin.